Merhaba arkadaşlar, Karalım'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ekonomi yorumlayacağız. Dünya para piyasalarının teknik analiz verilerinden bahsedeceğim. İlk olarak ons altında geçtiğimiz hafta JALIT Yenal'ın göreve başlaması konusunda kur politikası ile ilgili yaptığı açıklamalar sonrasında yönünü yukarı çeviren ons altının 1875 dolardaki direnç seviyesini geçmekte zorlandığını gördük. ONS altındaki geri çekilmede Joe Biden'ın yemin ederek göreve başlaması ile yaşanan kar satışları etkili olurken planlanan destek paketiyle oluşacak bol likidite ortamı ONS altını destekleyeceği düşünülse de talep tarafında ve orta vadeli beklentilerde faizlerde olası yükselişin ONS altını aşağı yönlü baskılayacağını düşünüyorum. ONS altına teknik olarak baktığımızda 1850 dolar seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. Ons altında yukarı yönlü hareketleri görmemiz durumunda sırasıyla 1875, 1888 ve 1895 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Aşağı yönlü hareketlerin devam etmesi durumunda ise 1845 1838 ve 1830 dolar seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Gram altın tarafında ise haftanın 4. işlem gününde dolar endeksinde yaşanılan geri çekilme ile kur tarafında yaşanılan 7,40 Türk lirasının altına gerilerken ons altın tarafında ise 1875 dolara kadar yükselişleri gördük. Ons altının yükselişiyle 447 Türk Lirası'na kadar yükselen gram altının günün ve haftanın devamında ise hem onsun kar satışları ile geri çekilmesi hem de ki kurdaki düşüş ile birlikte 440 Türk Lirası'na kadar gerilediğini gördük. Kurun 7,32 Türk Lirası'ndaki 200 günlük hareketli ortalama seviyesi üzerinde tutunması durumunda Ons altındaki yükselişi eşlik ederek yükselme potansiyeli olan gram altında 440 Türk Lirası'nı pivot seviyesi olarak yakından takip ediyorum. Gram altına teknik olarak baktığımızda 440 Türk Lirası seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 440 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece Gelebilecek alımlarla birlikte yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda sırasıyla 445, 450 ve 452 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satışlarla birlikte gram altındaki eğilimin aşağı yönlü hareketlerinde ise 437, 435, ve 432 Türk Lirası seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Pound dolar paritesinde ise geçtiğimiz hafta Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni seçilmiş başkanı Joe Biden'ın yemin ederek göreve başlarken veri takviminde ise İngiltere tarafında açıklanacak tüketici fiyat endeksi verilerini yakından takip ettik. İngiltere enflasyon Aralık ayında %0,2'lik piyasa beklentilerinin üzerinde %0,3 olarak açıklanırken yıllık bazda enflasyon ise %0,6 olarak gerçekleşti. Öte yandan İngiltere'de pandemi kaynaklı sıkıntıların devam etmesine rağmen sterlindeki güçlü duruşunda devam ettiğini görüyoruz. Haftanın ilk işlem gününde sakin bir veri takvimi bizleri beklerken fiyatları etkileyebilecek haber akışlarını yakından takip ediyorum. Pound dolar paritesine teknik olarak baktığımızda 1,37 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 1,3650 destek seviyesinin üzerinde kaldığı sürece gelebilecek alımlarla birlikte paritedeki yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda sırası ile 1,3740, 1,3780 ve 1,3820 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları. Gelebilecek olası satışlarla birlikte paritedeki eğilimin aşağı yönlü hareketlerinde ise 1,3620, 1,3560 ve 1,3520 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Dolar yen paritesinde ise geçtiğimiz Şubat ayının sonundan itibaren devam eden düşüş trendini kıramayan dolar yen paritesi çarşamba ve perşembe günlerinde dolar endeksindeki yaşanan geri çekilmeye bağlı olarak düşüş trendine devam ediyor. Paritenin düşüş trendini kırması için 104 seviyesi üzerinde kalıcılık sağlaması gerekirken geçtiğimiz hafta içerisinde Joe Biden'ın yemin ederek göreve başlamasını yakından takip ettik. Haftanın ilk işlem gününde sakin bir veri akışı bizleri beklerken piyasalardaki fiyatlamalar etkileyebilecek haber akışlarında yakından takip ediyorum. Dolar yen paritesine teknik olarak baktığımızda, 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 103,50 seviyesinde belirleyici olmaya devam ettiğini görüyoruz. 103,50 seviyesinin üzerinde kaldığı sürece yukarı yönlü eğilimin devam etmesi durumunda sırasıyla 104, 104,40 ve 104,80 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli direnç noktaları gelebilecek olası satışlarla birlikte paritedeki eğilimin aşağı yönlü hareketlerinde ise 103,20, 102,60 ve 102 seviyelerini yakından takip ettiğim önemli destek noktaları. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Say so